Selam arkadaşlar, ben Kerem Köseoğlu. Size bugün biraz Almanya maceramdan bahsetmek istiyorum. Bu ara pek çoğunuzdan duyuyorum, yurt dışına gitme planları olan var. Gitsem nasıl olur, nasıl giderim, gitmeli miyim gibi soru işaretleri olan var. Ben zamanında bunu yapmış biri olarak, yurt dışında nasıl iş bulunur, nasıl gidilir, nasıl bir hayat kurulur, Almanya'yı örnek vererek biraz size anlatmaya çalışacağım. Ama şunu da söylemeliyim ki ben pek memnun kalmadım yurt dışından ve tekrar Türkiye'ye geri döndüm. Neleri beğenmedim, nelerden memnun kalmadım, neden Türkiye'ye döndüm, bunlardan da biraz bahsedeceğim. Umarım herkese faydalı olur. Bu halde başlıyoruz. Şimdi Almanya'ya bakacak olursak, iş ve vize gibi bir çelişki gözüküyor. Yani siz iş bulmadan vize vermiyorlar, vize olmadan da iş bulmanız çok zor. Şimdi bu çelişkiyi nasıl çözeceğiz? Önce bir bunu anlamak lazım. Burada benim en azından izlediğim yol önce iş bulmaktı. Yani yurt dışında, Avrupa'da böyle daha ufak tefek firmalara girip de iş aradığınızda eğer çalışma izniniz, vizeniz, oturma izniniz yoksa size fazla yatırım yapmak istemiyorlar. Yani çünkü biraz Avrupa'ya kapağı atmak için böyle gelmeye çalışan, CV'sini şişiren, hani çok dürüst olmayan söylemlerle işte Avrupa'ya gitmeye çalışanlardan biraz çektikleri için, açıkçası biraz da korktukları için küçük firmalar böyle bir riski almak istemiyor. Ama daha büyük firmalar sizin çalışma izniniz konusunda, size yardımcı olma konusunda biraz daha hevesli olacaktır. Avrupa'da bu konuda profesyonel çalışan firmalar da var. Yani siz büyük bir firmayla anlaştığınızda sizin çalışma izninizi çözmesi için sizi başka bir firmaya yönlendirebiliyorlar. Ki benim durumumda öyle olmuştu. Benim gittiğim firma beni yönlendirdi ilk günden itibaren. İşte bize şu evraklarını gönder. İşte şu gün konsolosluğa gideceksin. Bugün vizen çıkacak diye çok güzel bir yönlendirme yaptı. Ve bu anlamda bir problem yaşamadım. Ancak tabii Avrupa'da iş bulmanın belki çok kolay olmayan bir tarafı var. O da şu, Avrupa'ya baktığınızda uzman çok fazla var. Yani mesela bir yazılım uzmanı, bir mühendis, böyle teknik biri aradığınızda orada bolca var. Hani bu kadar uzman arasından neden sizi alsınlar diye baktığınızda benim en azından Almanya'da gördüğüm şöyle bir eksik var. Hani tek bir konuda uzman çok fazla buluyorsunuz. Ama birden fazla konuda uzmanlaşmış birini aradığınızda Avrupa'da işte o biraz daha zor bulunuyor. Dolayısıyla ama böyle yüzeysel bir uzmanlıktan bahsetmiyorum. Gerçekten birden fazla konuyu derinlemesini biliyorsanız sizi Almanya'da isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ve büyük ihtimalle Avrupa'nın geri kalanında da. Yani ben kendi sektörümden örnek vereyim. Ben oraya yazılım sektöründen gittim. Ki SAP sektöründeyim. Yani tek bir süreç, tek bir modül, tek bir konu üzerine yazılım uzmanlığı yerine 3-4 tane farklı programlama dilini ve farklı teknolojileri bir arada bildiğim için orada daha zor bulunan bir kişi pozisyonuna kendimi koyabildim ve bu sayede iş bulmam çok zor olmadı. Almanya'daki firmalar işe aldıkları yabancılara kendi ülkelerindeki ortalama maaşın altında maaş veremiyorlar. Dolayısıyla da gerçekten arayıp da bulamadıkları birini işe aldıkları konusunda devleti ikna etmeleri gerekiyor. Bunun için de sizin başvurduğunuz ve alınacağınız pozisyonda ilan verildiğini ve bu ilana karşılık geçerli bir başvuru Avrupa'dan, Avrupa Birliği ülkelerinden alınamadığını belgelemeleri gerekiyor. Eğer bunu belgelerlerse sizi oraya alma şansları var. Burada önemli bir nokta daha var tabii. Gittiğiniz ülkenin ana dilini bilmek size çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ben Almanya'dayken sözde hani projenin dili İngilizceydi. Benim gibi diğer bütün danışmanlarla İngilizce konuşuyorduk. Ama bizim müşterilerimiz, yani müşteri tarafındaki herkesin İngilizcesi o kadar kuvvetli değildi. Dolayısıyla şunu gördüm, hani ben oraya Almanca bilerek gittim. Almanca bilmeden gitseydim belki de o pozisyonu almam çok zor olacaktı. Yani ana dil burada biraz önemli. Ülkeden ülkeye, şirketten şirkete, pozisyondan pozisyona değişebilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla, yani sadece işte değil, mesela markete gittiğiniz zaman bile ne aldığınızı anlamanız gerekiyor. Yani paketlere bakıyorsunuz, içinde ne olduğunu anlamanız gerekiyor fazla zorlanmamanız için. Dolayısıyla yabancı dilinizin kuvvetli olduğu, yani ana dilini bildiğiniz bir ülkeyi seçmek sizin için daha büyük bir artı olacaktır. Şimdi maaş konusu var. Tabii ne kadar maaş istemeliyim, ne kadar paraya orada rahat yaşarım diye sorabilirsiniz. Bunun cevabını vermek maalesef çok zor. Çünkü ülkeden ülkeye değil sadece, şehirden şehire bile çok farklılık gösteren bir konu. Yani Almanya'da mesela hani batı tarafında işte Mülheim, an der Ruhr gibi bir yerde çok uygun fiyatlara kira varken işte aynı paraya Köln'de veya Münih'te çok küçük bir daire bile bulamayabilirsiniz. Bu biraz değişiyor. O yüzden
İşte o bulunacağınız şehrin genel maliyetleri konusunda birazcık internete danışmanız gerekiyor. Bir de maaş konuşacağınız zaman biraz hazırlıklı olun. Çünkü siz de genellikle yıllık brüt maaş üzerinden anlaşacaklardır. O brüt maaşınızın neredeyse yarısına yakını sağlık sigortası, işte vergi gibi şeylere gidebilir. Burada net rakamlar veremiyorum. Çünkü sizin evli olup olmadığınız, çocuğunuzun olup olmadığı, işte yaşınız, şu bu gibi bir sürü faktör sizin hangi vergi dilimine, hangi sağlık sigortası dilimine dahil olacağınızı değiştirebiliyor. O yüzden burada biraz daha interneti araştırmanız gerekiyor. Ama hani oraya gitsem kaç para kazanırım diye merak ediyorsanız mesela glassdoor.com yani cam kapı gibi hani glassdoor.com gibi sitelerde pek çok ülkede pek çok pozisyona ait maaşları yarı şeffaf bir şekilde diyelim listeliyorlar. Hani oradan bazı fikirler elde edebilirsiniz. Ne kadar kazanırım diye merak ediyorsanız. Hayat pahalı mı diye sorarsanız yani yaşamak istediğiniz hayata bağlı diyebilirim. Tabii Avrupa ile en azından Almanya için konuşayım ben. Türkiye'nin arasında önemli bir fark var. Hani Almanya'da orta gelirli bir çalışan olarak hayat standartınız Türkiye'ye göre çok daha yüksek olacaktır. Yani Türkiye'nin orta gelirli bir çalışanına göre daha yüksek olacaktır. Çünkü düzen çok düzgün işliyor. Yani tren tam saatinde geliyor, kalabalık diye bir şey pek yok, trafik diye bir şey istisnalar dışında pek yok. Sağlık hizmetleri çok yüksek kalitede, yani herhangi bir markete gittiğinizde çok uygun fiyata istediğiniz ürünleri alabiliyorsunuz. Yani genel olarak şunu söyleyebilirim, minimum işte bir insani ihtiyaçlarınızı karşıladığınız bir hayatı ve çok rahat ettiğiniz bir hayatı Türkiye'den daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Çünkü orada hani belki bizim çok alışık olmadığımız bir kavram var. Yani yerli malı olup bir şeyin ucuz olması çok normal. Örneğin arabadan örnek verelim. Hani Mercedes'lerin Türkiye'deki fiyatları belli. Ama oraya gidip bir Mercedes alacağım ikinci el dediğinizde bunu çok rahat orta gelirli bir çalışan ikinci elini hiç olmazsa alabiliyor. Hele daha böyle hesaplı markalara işte bir Golf'tür, Polo'dur. Yani bir alıp binmek istediğinizde bunları elde etmeniz çok rahat oluyor. Ve bu sadece otomobil sektöründe değil diğer ürünlerde de geçerli. Dolayısıyla hani orada orta geliri kaliteli bir hayat elde etmek çok zor değil. Ama şu var tabii, Almanya'da ve Avrupa'nın kalanında da tabii ki, en azından bildiğim ülkelerde, insan emeği çok kıymetli. Dolayısıyla insan emeğinin birebir harcandığı ürünler çok pahalı oluyor. Yani örneğin mesela bir ekmek almaya gittiniz. Hani paketli ekmek çok ucuz. Ama fırında yapılmış ekmeğin fiyatı belki 5-6 katı olur. Yani böyle bir değişik denge var. Ama tabii bu eksi gibi gözükse de aslında bir yandan da artı. Çünkü siz orada çalışmaya başladığınızda da sizin insan olarak çok fazla değer verildiğinizi hissetmeniz mümkün. İşte mesela orada fazla mesai kavramı yani çok nadir, en azından ben çok nadir gördüm. Yani bizim oradaki bir yıllık projemizde mesela sadece bir cumartesi çalışmak gerekti. O bir cumartesi günü içinde proje yöneticisi 120 kişiyi toplayıp telekonferansta özür diledi herkese. Cumartesi çalışmak zorunda kaldık diye. Veya birinin diyelim ki tatilde olan biri var, izne çıkmış, 2 hafta, 3 hafta yok. O kişinin 3 haftalık yokluğu, o kişi gerçekten dünyada yokmuş gibi varsayılıyor. Ve ona işte bir arayıp bir şey soralım, tatilde ama bir arayıp rahatsız edelim gibi böyle bir arama kesinlikle olmuyor. Çünkü insana verilen kıymet çok yüksek. Yani benzer şekilde hani bilhassa Almanya'da çok fazla kural var. Yani kuralcı bir ülke diye bilinir. Ama insani bir sebep ortaya koyduğunuzda o kuralların ne kadar çok istisnasının, yani sizin lehinize tabii, istisnasının da olabileceğini görüp şaşırabilirsiniz. Tabii burada bir soru işareti herhalde ırkçılık var mı yok mu konusunda olabilir. Türklere karşı genel bir ön yargı olduğunu söyleyebilirim ama bu mesela beni rahatsız edecek ölçüde olmadı. Yani bir iki yerde işte bir iki ufak espri oldu. Ama hani ben böyle Türk olduğum için hiçbir yerde hakkımın yendiğini, işte böyle birilerin beni ezmeye çalıştığını, yaptığım işin hakkını vermemeye çalıştığını görmedim. Bence o biraz hani oraya giden kişilerin tavrıyla ilişkili. Yani orada yaşayan Türklerin arasında, tabii hepsini aynı kefeye koyamayız ama benim duyduğum ve maalesef kendim de gördüğüm kadarıyla yani böyle düzeni bozan kişiler Türkler diye varsayılıyor. Mesela bir iki anımı paylaşmam gerekirse orada mesela sessiz kompartıman diye bir yer var mesela trenlerde. Hani ekstra para ödediğinizde hiçbir şekilde sesin olmadığı, telefonla konuşmanın olmadığı, müzik bile çalınmadığı sessiz kompartımanda seyahat edebiliyorsunuz. Belki uyuyacaksınız, belki bir şeye konsantre olmanız gerekiyor.
Ben mesela trende telefonla konuşan kişi gördüğümde tek örneği Türk'tü mesela. Bunu söyleyebilirim. İşte böyle mesela yaya geçidinde durmayan bir araba görmüştüm. İşte içinde mesela Türk müziği çalıyordu. Ya buna benzer tabii Almanlar hiç düzeni bozmuyor demeyelim. Oradaki bütün Türkler de düzeni bozuyor demeyelim. Ama orada bulunan, orada yaşayan Türklerin bence çoğu Almanya ayak uydurmuş da olsa hani belli bir yüzdesi oradaki düzeni bozmaya meyilli olduğu için hani böyle bir önyargı oturmuş. O yüzden de mesela oraya gelen CV, Türk CV'si ise acaba doğru mu diye bir soru bulandığını ben gördüm. Ama mesela beni tanıyan müdürüm böyle birkaç modülden aynı anda anlayan başka bir yazılımcı lazım olduğunda ya sizin Türkiye'de senin eski öğrencin veya beraber çalıştığın falan var mıdır böyle senin yanına onu da işe alsak diye gelip bana sordu. Demek ki siz kendinizi gösterdiğinizde yani o Türklerle ilgili ön yargının sizin için çok da geçerli olmadığını ispatladığınızda bu konuda fazla bir sorun kalmıyor. Ama tabii düzeni bozarsanız orada yani çıkıntılık yaparsanız tabii işler sizin aleyhinize olabilir. Tabii oraya gittiğinizde hemen bir eviniz olmayacak belki. Bir hafta, iki hafta bir otelde kalmanız gerekecek. Ama otele yerleşip bir ev bakmadan önce size tavsiyem hemen bir banka hesabı açtırın. Çünkü Almanya'da pek çok şey banka üzerinden oluyor. Muhtemelen Avrupa'nın geri kalanında da öyle. Ama şunu da unutmayın. En azından benim başıma bu gelmişti. Banka hesabı açtıktan sonra bir hafta 10 gün kadar o hesaba elektronik ortamda erişmeniz ya da para yatırıp çekmeniz mümkün olmuyor. Yani sebebini tam bilmiyorum bankacı olmadığım için. Ama hani bütün paranızı banka yatırmayın anlamına geliyor bu. Yanınızda siz de orada bulunacağınız süre zarfında ihtiyaçlarınız neyse yetecek kadar nakitte bulundurmanızda fayda var. Orada banka hesabı açtıktan sonra işte bir ev kiralayabilirsiniz. Orada daha sonrasında sizin bir sağlık sigortanız söz konusu olacak. Sağlık sigortası konusunda da zaten sizi şirketiniz yönlendirecektir. Hem devlet sigortası hem özel sigorta var ama Almanya'da genelde insanlar özel sigortayı değil devlet sigortasını tercih ediyor. Zaten bu tarz konularda sizi şirketiniz yönlendirecek. Yani orada siz baştan bir tek hesabınızı doğru yapmış olun. Hani sağlık sigortası ne kadar gidecek? Yani maaşım ne kadar gidecek? Ya da vergiye ne kadar gidecek? Bunları hesapladıysanız oradaki prosedürler konusunda size yardımcı olacaklardır. Çok zor değil zaten. Yani oradaki çalışma izninizle beraber gittiğinizde bütün süreçler belli. Tıkır tıkır halloluyor. Bazı yerlere zaten randevuyla gidiyorsunuz. Gider gitmez sizi bekliyorlar. Hani süreçler düzgün olduğu için hızlı bir şekilde hallediyorsunuz bunları. Onlarla çok sorun yaşamazsınız. Ulaşım konusuna gelelim. Yani her ne kadar araba almak o kadar pahalı ve zor diye desem de tabii oradaki trafik düzenine alışmak gerekiyor. Bir de araba çok büyük bir zorunluluk değil. Hani ben gittiğimde oradaki kaldığım bir süre boyunca arabam yoktu. Trenle ve tek tük taksiye binerek bütün ulaşım ihtiyacımı karşıladım. Çünkü her an her yere trenle gidebiliyorsunuz. Cep telefonu uygulamaları üzerinden bir noktadan bir noktaya en çabuk nasıl gidersiniz? En hesaplı hangi biletle gidersiniz? Bunları görebiliyorsunuz. İşte aylık biletler var, bir kerelik biletler var. Hepsini görebilirsiniz. Trene biletsiz binmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü hem çok yüksek para cezaları var. Hem de orada Alman vatandaşı değil de çalışma izniyle oturuyorsanız ve birkaç kez trende yakalanırsanız çalışma izninizin iptal edilmesine ve sınır dışı edilmenize kadar gidebilecek bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Hani böyle tatsız durumlarla karşılaşmamak için zaten etik olarak da trenlere biletsiz binmenizi tavsiye ediyorum. Araba almak istiyorsanız alabilirsiniz. Şimdi Almanya'da hatırladığım kadarıyla ilk 6 ay içerisinde oradaki ehliyete başvurursanız ehliyet kursuna gitmek zorunda kalmadan sınavı geçtiğiniz takdirde bir Alman ehliyeti alabiliyorsunuz. Ama 6 ay geçirirseniz sıfırdan bir daha ehliyet kursuna gitmeniz gerekiyor. Bana tavsiye edilen şey şuydu. Yani oradaki ehliyet sınavına girmeden önce kursa gitmesen bile dediler. Bir 2-3 tane direksiyon dersi al. Oradaki sınavda nelere bakıyorlar? Nasıl kullanman gerekiyor? Bir anlamış ol. Çünkü hani oradaki sistem çok net. Hani belli şeyleri yapmıyorsanız ehliyeti vermiyorlar. O yüzden ehliyet sınavlarına girmek de yüksek bir maliyet. Birkaç böyle ders almaktan çok bir zarar çıkmaz diye bana söylemişlerdi. Peki arkadaşlık nasıl olacak? Orada arkadaşlarımız olacak mı? Anlaşabilecek miyiz oradaki kültürle? Tabii bunu söylemek zor. Çünkü Avrupa'nın neresine gittiğinizi bilmiyorum. Yani İngiltere'ye giderseniz belki başka bir ortam var. İşte Fransa'ya, İtalya'ya giderseniz belki başka bir ortam var. Yani ben Almanya için yine bu konuda konuşabilirim. Orada yani insanların arasındaki samimiyet tabii Türkiye kadar yüksek değil. Yani oradaki iş arkadaşlıkları işle biraz limitli. Yani insanlar biraz böyle kendi ailesiyle daha fazla görüşüyor. Veya kendi çok yakın ailevi çevresiyle, dostlarıyla tek tük görüşüyorlar. Böyle bizdeki gibi hani çok kısa bir süre tanıştığınız bir insanla
hemen böyle samimi olup hadi oraya gidelim bunu yapalım gibi bir beklentiniz varsa biraz hayal kırıklığı olabilir. Dolayısıyla gideceğiniz yerde önceden tanıdığınız arkadaşlarınızın olması sizin için bir artı olacaktır. Hiç olmazsa o arkadaşlarınızla biraz sosyal ilişkide bulunabilirsiniz. Onların çevresiyle biraz tanışıp ondan sonra kafanızın uyduğu insanlarla biraz daha zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Eğer tanıdığınız yoksa orada belki bazı hobiler edinip veya varsa Türkiye'deki hobilerinizi orada devam edip belki bir çevre yapabilirsiniz. Örneğin burada yoga yapıyorsanız Almanya'da başlayacağınız belki bir iki yoga merkezinde bazı arkadaşlarınız olabilir. İşte fotoğraf çekiyorsanız fotoğraf kulüplerine katılabilirsiniz. İşte geziler sırasında biraz sosyalleşme şansınız olur. Ben mesela müzik yaptığım için orada bir müzik grubu buldum. O müzik grubu üzerinden işte bazı arkadaşlarım oldu. Ama tabii burada yine yabancı dil bilmenin önemi biraz öne çıkıyor. Çünkü ben Almanca bilmeseydim belki de orada İngilizcesi çok da kuvvetli olmayan insanlarla o kadar arkadaşlık kuramayacaktım belki de. Evet, bir özet yapmak gerekirse yani Almanya'nın artıları çok düzenli bir toplum var. Hani kurallara çok fazlasıyla uyuluyor. İşte yaya geçidine inerken korkmuyorsunuz. Yani böyle bir toplumsal güven duygusu diyebileceğim bir duygu var. Yani topluma çıktığınızda, sokağa çıktığınızda her şeyin yolunda gideceğine güvenebiliyorsunuz. İşte tren o saatte gelecekse geleceğine güvenebiliyorsunuz. Hani suç oranı düşük. Yani başınıza tabii belli saatlerde belli yere giderseniz her yerde başınıza bir şey gelir ama yani genel olarak ülkede güvenlik yüksek, ferah yüksek. Hani bir sağlık problemi olsa, başınıza bir şey gelse oradaki sağlık sisteminin, güvenlik sisteminin sizin lehinize hemen yanınızda olduğunu hemen her yerde hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu açılardan çok düzgün işleyen, düzenli bir ortam olduğunu söyleyebilirim Almanya'nın. Yani maaşlar Türkiye oranda böyle astronomik oranda yüksek değil. Ama dediğim gibi oradaki hayatta yerli malın kaliteli ve ucuz olması söz konusu olduğu için orta standartta bir hayatın kalitesi yüksek oluyor. Bunlar artıları. Evet, bunlar artıları. Şimdi gelelim eksilerine. Çünkü bu artılar bu kadar ağır bassaydı herhalde orada kalırdım. Buraya dönmezdim değil mi? Yani buraya dönmeyi niye tercih ettim? Şimdi biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Birinci sebep seyahat. Yani seyahat tabii insanın kulağına güzel geliyor. Oraya gideyim, buraya gideyim, şuraya gezeyim diye. Ama söz konusu seyahat, iş seyahati olduğunda her zaman o kadar eğlenceli olmuyor. Şimdi biz Türkiye'de, yani bu videoyu tabii ben İstanbul'dan yaşayan biri olarak şu anda size paylaşıyorum. Ben de burada mesela yazılım işiyle uğraşıyorum, danışmanlık yapıyorum. Buradaki müşterilerimin çoğu İstanbul'da. Yani şehir dışı proje oluyor ama hani en fazla 2 gün, 3 gün şehir dışına gidip kalan günlerde tekrar İstanbul'a evime dönüp hani adresimi burada sabitleyebiliyorum. Avrupa'da ise durum farklı. Çünkü orada Avrupa Birliği üyesi olduğu için ülkeler arasında gitmek gelmek çok kolay. Dolayısıyla Avrupa kocaman tek bir İstanbul'a dönüşmüş halde iş anlamında. Hele danışmanlık yapıyorsanız, seyahat oranı yüksek bir iş yapıyorsanız, yani haftanın 4 günü, 5 günü otelde yaşayıp kalan 2 gün ancak ikamet ettiğiniz evinize dönmeniz yani çok normal bir hayat sayılıyor ki benim durum öyleydi. Yani haftanın 5 günü işte bazen Berlin'de, bazen Erfurt'ta, bazen başka bir yerde otelde kalıp hani gidip orada çalışıp işte cuma gibi evime dönüyorum. Cumartesi günü zaten temizlik ütü yaparak geçiyor. Çünkü şey beklemeyin tabii. Orada böyle temizlikçi gelsin, kadın gelsin. O hizmetler çok pahalı. Kendiniz yapıyorsunuz. Bir pazar kalıyor geriye. Pazar günü de işte müzik grubumla buluşuyordum. Ama onun dışında her yer kapalı. Yani pazar günü de çünkü orada insan emeği çok kıymetli demiştim. Dolayısıyla insanlar pazar günü dinleniyor. Yani AVM'lerde, sinemalar falan dışında pek çok yer kapalı. Ancak restoranlar açık. Bir bakıyorsunuz yani bütün hayatım işle mi geçecek, bütün hayatım seyahatle mi geçecek diyor insan. Ki orada hani şöyle atasözleri duydum. Danışmanla ancak danışman evlenir. İşte danışmanlık yapanla evlenilmez. Çünkü yüzünü göremezsin gibi sözler duydum. Hani bu sadece SAP veya yazılım için değil, controlling gibi. Hani böyle danışmanlığa dayalı pek çok işte aynı şey söz konusu. İşte benim oradaki FICO müdürüm vardı, Holger. O mesela işte 10 yıldır böyle bir hayat yaşıyormuş. Yani haftanın 4 günü, 5 günü otelde, başka bir şekilde. Hani evi Frankfurt'ta olmasına rağmen Finlandiya'dan tutun, işte Berlin'e, Erfurt'a, işte Mülheim. Yani her yerde proje yapıyor ve sadece cumadan pazara kadar. Hani cuma uzaktan çalışabiliyor, öyle bir şansı var. Cuma cumartesi pazar bir tek evde olup eşinin çocuğunu görebiliyor. Ben baktım başka danışmanlarda da böyle şeyler gördüm. İşte orada çift olan bir arkadaşım vardı. Bunlar pazartesi evden çıkıp havaalanında beraber gidiyor aynı arabayla. Vedalaşıp uçakla projelerinin olduğu ülkeye gidiyorlar. Dönüşte tekrar havalimanı dönüp arabayla evlerine dönüyorlar ondan sonra. Yani bu
hayat bana çok açıkçası cazip gelmedi. Hani size de tavsiyem, orada iş bakarken bu başvurduğunuz pozisyondaki seyahat oranı kaç? Biraz buna bakın. Yani zaten işverenler de bu seyahatlerden dolayı çalışanların çok mutlu olmadığını uzun vadede bildikleri için genelde iş ilanlarında cezbedici bir şekilde işte seyahat oranı düşükse bunu mutlaka belirtiyorlar. Ama sizin de bir sormanızda fayda var. Yani tabii seyahat konusunda sizin tercihiniz farklı olabilir. Ama siz yine de bir bakın. Hani sonradan hayal kırıklığı olmasın. Baştan bakmaya bakın. Şimdi kültür buradaki ikinci bir konu. Tabii kültür derken neyi kastediyorum? Hani kültür, daha doğrusu bir ülke içerisinde, ülkeyi paylaştığınız, aynı şehri paylaştığınız insanlarla ortak bir kültüre sahip olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu insan ondan mahrum olduğu zaman anlıyormuş. Şimdi burada mesela şey desem ben, çıkıp sahici Tosun Paşa desem, Tosun Paşa izlemiş herkes o isminin ne anlama geldiğini bildiği için güler. Ya da işte ben saksı mıyım, bana da soracaksınız diye bağırsam, şimdi herkes o espriyi bildiği için hani bir şekilde gülecektir. Ama şimdi yabancı bir ülkeye gittiğinizde oradaki 20-30-40 senedir yaşayan bir insanın o ülkenin kültürüne ait sahip olduğu birikime sizin sahip olmanız mümkün değil. İstediğiniz kadar ana dilini bilin, istediğiniz kadar işte ben dünya insanıyım deyin. Oraya gittiğinizde bir sürü şeyi anlamayacaksınız. Yani sohbetlerde anlamayacaksınız. Biri bir espri yapınca herkes gülecek, siz anlamayacaksınız. İşte bazı göndermeler yapılacak, anlamayacaksınız. İşte karşılıklı ufak tefek espriler, atışmalar olduğu zaman siz anlamayacaksınız. Yani bu şekilde ya da mesela bir poster göreceksiniz. O posterin ifade etmek istediği mesajı anlamayacaksınız. Yani iyi bir şey mi diyor, kötü bir şey mi diyor. Bunlar ufak örnekler ama bunlar birikip. Bir sene, iki seneyi vurunca yani ülkede ister istemez kendinizi yabancı gibi hissetmeniz gittikçe fazlalaşıyor. Ve o yüzden hani bütün problemlere rağmen ben ülkemi özledim diyenler oluyor. Ki bunun Almanca'da bir adı var. Heimweh deniyor. Yani insanın evini özlemesi, kültürünü tanıdığı, doğduğu büyüdüğü yeri özlemesi diye bir kelime var. Bu biraz doğru. Hani orada eğer bir Türk çevreniz varsa, kafanızın yattığı insanlar varsa belki bunu biraz daha orada az hissedebilirsiniz. Veya belki ailenizle gidiyorsunuz. Yani farklı olabilir. Ben tek başıma gittim çünkü. Ama bu düşünülmesi gereken bir konu. Hani orada sürekli yabancı gibi hissetmek. O insanların arkadaşlık türleri sizin buradaki arkadaşlık türünüze pek uymuyor. Alışkanlıkları sizin buradaki alışkanlıklarınıza uymuyor. İşte yaşam tarzları, eğlenme biçimleri, hani güldükleri şeyler size hiç uymuyor. Yani bunları işte bir haftalığına, bir aylığına gitseniz böyle tatlı tatlı idare edebilecek gibi oluyorsunuz ama hani bir hayatı orada geçirmek söz konusu olunca işte bu da bir zorluk olarak çıkıyor karşınıza. Aklınıza bulunsun. Tabii kültür toplumsal bir şey. Hani bunu biraz daha bireye döndürecek olursak, bireysel yalnızlık da benim yurt dışında deneyimlediğim bir şeydi. Çünkü hani insanların kültürü farklı olup arkadaşlık etme tarzları da farklı olunca orada insanın kendini yalnız hissetmesi çok kolay hale geliyor. Yani mesela ben yaşadığım bir olayı paylaşayım. Orada bir sene sonuna doğru işte Christmas tatilinde bir Türkiye'ye gelme ziyaret etme durumum vardı tekrar. Ama kardan dolayı uçaklar belki kalkmayacaktı. Yani Christmas'ta Almanya'da kalma gibi bir ihtimalim söz konusu oldu. Bir arkadaşım dedi ki, kimse Christmas'ta yalnız olmamalı. İstiyorsan o akşam bize gelebilirsin dedi. Şimdi bu tabii çok tatlı bir teklif. Çünkü ben hani her ne kadar Christmas'ı kutlamasam da o arkadaşımın kendisi o akşam benim yalnız olmamı istemediği için evine çağırdı. Ama ona değişik gelen şey, hani ben o arkadaşımla yani çok samimi olduğumu düşünmüyordum açıkçası. Ve o güne kadar hani bir sürü zamandır oradaydım haftalarca. Beni bir kere bile evine çağırmadı. Dışarıda görüşelim demedi. Ama şimdi Christmas'ta beni evine çağırdı. Yani ben şunu düşündüm. Biz belki de çok iyi arkadaştık onun açısından. Belki o bana çok büyük samimiyet gösteriyordu o güne kadar. Ben bunu anlamadım belki de. Çünkü benim arkadaşlık normlarıma göre çok samimi değildik. Ya da belki beni acıdığı için çağırdı. Ama ben bunu da anlamadım. İşte bu tarz böyle anlamamalardan dolayı oradaki yabancılarla arkadaşlık etmeniz, tabii istisnaları var mutlaka, benim de oldu. Hani çok iyi, çok yakın hissettiğim ama arkadaşlarım da oldu ama genele vurduğunuzda işte böyle o yalnızlık hissi birazcık fazla oluyor. Bir de hani sonuçta orada insanların okuldan, ortaokul, liseden, üniversiteden beri süre gelen bir çevresi var. Sizin böyle yoldan, kolundan tuttuğunuz biriyle hadi gel biz arkadaş olalım demeniz tabii çok gerçekçi olmuyor. Hani arkadaşlık çünkü zamanla olan bir şey. Bizim Türkiye'de olduğu gibi böyle hızlı bir şekilde insanların kaynaşıp işte 1-2 hafta sonra görüşmeye başlaması falan orada pek olmuyor gibi gördüm ben. Ama belki işte ortak hobiler üzerinden böyle bazı yakınlıklar, arkadaşlıklar elde edilebilir. İşte bu yalnızlık konusunu bir düşünmek lazım. Tekrar söyleyeceğim, orada hazır bir çevreye gidiyorsanız başka, ailenizle gidiyorsanız başka. Ama oradaki yabancılarla arkadaşlığa başlamanız biraz zor olabiliyor. Arkadaşlardan bahsettik, biraz da aileden bahsedelim. Tabi burada sadece kan bağı olan aile değil, hani Türkiye'de geride bırakacağınız pek çok yakınınız var.
o insanlarla ister istemez birazcık uzaklaşıyorsunuz, birazcık soğuyorsunuz. Hani bir yardıma ihtiyaçları olduğunda onların yanında olma şansınız yok. Abi özledim, bir kahve içelim dediklerinde orada yoksunuz. Ve yavaş 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 yavaş, yani buradaki yakın çevreniz olan ilişkileriniz birazcık zayıflıyor maalesef. Ve hani Türkiye'ye ziyarete geldiğiniz zamanlarda da bir hafta iki hafta kalabiliyorsunuz maksimum. Burada yapmak istediğiniz bir sürü şey oluyor. İşleriniz oluyor. Görmek istediğiniz bir sürü insan oluyor. Herkese vakit ayıramıyorsunuz haliyle. Vakit ayırmadıklarınız kendisini ikinci, üçüncü sınıf hissetmeye başlayıp oradan da bir soğukluk olabiliyor. Zaten gittiğinizde belki buradaki aileniz size biraz kızacak, biraz alınacak. Hani kendilerini vazgeçilmiş gibi belki hissedecekler. Yakın arkadaşlarınız da aynı şekilde. Burada mesela yaptığınız işler varsa sizin yerinizde hep birileri bulunacak. Çünkü dünya dönmeye devam ediyor. İşte çaldığınız gruba başkası alınacak. Çalıştığınız şirket sizin pozisyonunuza başkasını koyacak gibi. Ve hani yurt dışına gelip buraya döndüğünüzde yani eski dostluklarınızı ve burada eski bıraktığınız ortamı bıraktığınız gibi büyük ihtimalle bulamayacaksınız. Hani bu yüzden gitmekten vazgeçilir mi, geçilmez mi ayrı bir konu. Ama hani bunu da iyi bir düşünmek lazım. Bu kanaatteyim ben. Özet yaparsak yurt dışındaki eksiler neler diye. İşte seyahat çok fazla olabiliyor. Hani kültür çok yabancı. Arkadaşlıklar o kadar aradığınız gibi olmayabilir. Biraz yalnızlık olacak. Bir de buradaki aileniz ve yakın çevrenizden biraz kopma ve soğuma maalesef olacak. Hani bunlar bu işin eksileri. Hani ben bunlara baktığımda orada yaklaşık bir sene kaldım ben Almanya'da. Hani oradaki işte düzenli hayat, her şeyin çok düzgün işlemesi, çok fazla güvenlik, hani fazla konforlu olmak. Hani orta gelirli bir çalışan olarak işte yüksek standartta yaşamayı kefenin bir tarafına koydum. Diğer tarafa çok fazla seyahat, yalnızlık, işte aileden uzak olma gibi şeyleri koyduğumda benim terazimde Türkiye biraz daha ağır bastı. Açıkçası hani Türkiye'ye dönmeden önce de burada freelance olmama, yani serbest çalışan olmama müsaade edecek büyük bir tane proje çıktı ve oraya beni çağırdılar. Onun da birazcık etkisi oldu ve ben Almanya'ya tabiri caizse kapak atmış biri olarak oradaki defteri kapatıp Türkiye'ye dönme kararını aldım. Ama tabii sizin şartlarınız, sizin kararınız farklı olabilir. Ben burada sadece naçizane kendi deneyimimi anlatıp paylaşmak istedim. Almanya üzerinde bir şey daha söyleyeyim. Orada bu ara teknik konularda, özellikle yazılım, programcılık konularında ihtiyaç biraz fazla olduğu için orada iş arama vizesi diye özel bir vize çıkardılar. Eğer gitmeyi düşünüyorsanız bundan faydalanıp orada 6 ay kadar iş bakıp işverenlerle görüşüp iş görüşmesi yapmak için size özel bir vize veriyorlar. Hani bunda biraz bu son dakika bilgisi, yani bu sene içerisinde çıkan bir kanun bu. Eğer Almanya düşünüyorsanız bunu da değerlendirebilirsiniz. Evet, bu konuda benim keremköseoğlu.com adresindeki web sitemde Almanya'da çalışmak ve yaşamak adlı ve yurt dışından neden döndüm adlı iki tane blog yazım var. Burada biraz videoda özetlemeye çalıştığım konuları orada daha detaylı bir şekilde anlattım. Bu yazılara bakarsanız da size mutlaka faydası olacaktır. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.